İtalya'da tutuklu bulunan çete elebaşı Barış Boyun soruşturması tamamlandı. Boyun hakkında rekor ceza istendi. Çete elebaşı biri ağırlaştırılmış 3 müebbet ve yaklaşık 350 yıla kadar hapisle yargılanacak. İddianamede ismi geçen 4 ünlü rapçi için de hapis cezası talep edildi. Ona da atarım yatarım hapis, bizi durduramazlar, bizimle barınamazlar onlar. Motosikletli suikast temiyle Türkiye'de dehşet saçtı. Kaçtığı İtalya'da yakalanan çete elebaşı Barış Boyun için istenen ceza belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Barış Boyun cinayet suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Biri ağırlaştırılmış 3 müebbet ve 349 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. İstanbul Terör Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı o örgütün ana davası açıldı. Hazırlanan 574 sayfalık iddianamede 311 sanık yer alıyor. İddianamede çetenin yöntemlerine yer verildi. Örgütün karşılarında duranları tehdit edip zorla kendine bağladığı, kabul etmeyenleri ise öldürdüğü anlatıldı. Yaptıkları eylemlerin amacı ise ülkenin en büyük suç örgütü olmaktı. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın da adı iddianamede şikayetçi sıfatıyla geçti. 95 farklı eylemin yer aldığı o iddianamedeki eylemlerden birinin mağduru ise Engin Polat çıktı. Engin Polat 10 aydır cezaevinde tutukluydu. İş yerlerinden biri kurşunlanmıştı ki o iki motosikletli Barış Boyun suç örgütünün üyesi çıkmıştı. Dikkat çeken detaylardan biri de şarkıları milyonlarca kez dinlenen rapçilerin de şüpheli sıfatıyla yer almasıydı. Rapçiler şarkılarıyla gençleri etkileyerek örgüte eleman kazandırmaya çalıştı. Muti ve Heyecan Kod adlı rap sanatçıları Z kuşağı tarafından bilinen isimlerdi. Daltonlar ve Aynen gibi şarkıları vardı. Bu şarkılar Barış Boyun'un talimatıyla yazılmış ve iddiaya göre buradaki amaç 15-25 yaş arasındaki o gençleri örgüte kazandırmaktı. Rapçilere de 33 yıla kadar hapis cezası istendi. Zanlılar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar.